anlatacağım, okuyacağım hocam. Hocam mikrofon kullanmadan anlatsam daha iyi. Sesim zaten biraz gür çıkıyor. Tamam. Hocam bizim masal eğitimimiz. Masal kurslarına ne? Anadolu masalları UNESCO işbirliği ile ülkemizde Anadolu masallarını tekrar çocuklara sevdirmek ve okullarda bütün çocukların dinlemesini sağlamak için yapılmış bir proje. Biz de ilimizden temsilen eğitimlere katılarak elimizden geldiğince şimdi okulumuzda ve diğer il genelindeki diğer okullarda çalışma yapıyoruz. Masal anlatmaya, çocuklara masalla buluşturmaya gayret ediyoruz. Şimdi Karavezir isimli bir yetişkin masalı. Dilimiz döndüğünce anlatmaya çalışacağız. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, develer tellal iken, pireler berber iken, ben annemin beşiğini tıngır mıngır sallar iken, uzak diyarlarda insanların huzurlu bir şekilde yaşadığı bir sultanlık varmış. Buranın sultanı insanlarına, halkına çok iyi davranırmış. Bir gün dervişin birisi sultanın huzuruna çıkmış. Sultan buna yemek ikram etmiş. Bir kese altın vermiş. Tam derviş sultanın yanından ayrılırken sultan demiş. İnsan ne yaparsa kendine yapar. Dönüp dolaşıp yine kendine yapar. Deyiverip çıkıp gitmiş. Günler geçmiş, derviş her gün sultanın huzuruna çıkıp sultanım insan ne yaparsa kendine yapar, dönüp dolaşıp yine kendine yapar dermiş. Sultan da buna bir akçe verilmiş, yemek ikram edermiş, gidermiş. Günler bu şekilde devam etmiş. Bu durumdan rahatsız olan sultanın veziri Karavezir, sultanın her gün yanına gelerek bu dervişin iyi biri olmadığını sultanı ikna etmeye çalışıyormuş. En sonunda sultan buna inanmış. Eline bir kalem kağıt almış, bir şeyler yazmış ve askerlerine emretmiş. Bana dervişi bulun, getirin. Derviş sultanın huzuruna çıkmış. Sultan, ey derviş demiş, bu kağıdı al. Okumadan fırıncıya götür ver. Fırıncı sana ihtiyacın olan ekmeği her gün düzenli verecek. Bundan sonra buraya gelme. Demiş. Derviş her ne kadar üzülse de moralini bozmadan tamam sultanım demiş ve makamından ayrılmış. Derviş düşmüş yollara. Az gitmiş, buz gitmiş. Dere tepe düz gitmiş. Tam fırına yaklaşmışken karşıdan Karavezir'i görmüş. Karavezir içinde fesatlık, hainlik besleyen bir fıtratı varmış. Nereye gidiyorsun ey derviş demiş. Derviş de sultanım bana bir kağıt verdi. Bu kağıdı fırıncıya götüreceğim. Fırıncı benim ve ailemin ihtiyacı olan ekmeği düzenli olarak bana verecek demiş. Karavezir hemen içinden bir fesatlık, hainlik düşünmüş. Benim daha çok ihtiyacım var buna. Benim daha çok küçük çocuklarım var. En iyisi dervişten bu kağıdı alayım da ben götüreyim diye düşünmüş ve ey derviş demiş. Benim daha çok ihtiyacım var bu kağıda. En iyisi sen bu kağıdı bana ver. Ben götüreyim fırıncıya demiş. Derviş de iyi niyetli. Buyur al demiş. Ve derviş tekrar oradan geri dönmüş. Karavezir bir heyecanla fırıncının yanına gitmiş. Fırıncıya kağıdı uzatmış. Fırıncı kağıdı açıp okuyor. Hemen oradan iki tane adamını çağırmış. Çabuk gelin buraya. Bu Karavezir'i kör kuyuya atın demiş. Sonrasında Karavezir şaşırmış. Ne oldu? Bırakın beni falan ama kaçış yok. Karavezir'i kör kuyuya atmışlar. Günler geçmiş. Sultan Karavezir'i göremiyor. Vezirini göremiyor. Şaşırmış. Yine aradan birkaç gün geçmiş. Derviş yine sultanın makamına çıkmış. Tabi sultan bunu görünce sen fırıncıya gitmedin mi demiş.
Derviş olan biteni anlatmış. Yolda kara vezirin kendisine rastladığını ve kağıdı kendisinden aldığını, kendisinin fırıncıya gittiğini söylemiş. Tabii kağıtta yazan da şuymuş: bu kağıdı sana kim getirirse bunu kör kuyuya at, yazıyormuş. Sultan olayı anlamış ve ey derviş, sen haklıymışsın. İnsan gerçekten ne yaparsa kendine yapar. Döner dolaşır yine kendine yapar demiş. Ve dervişle olan sohbetleri süre gitmiş. Yine huzurlu bir şekilde yaşamlarına devam etmişler. Gökten üç elma düşmüş. Biri masalı anlatana, biri masalı dinleyen siz değerli konuklarımıza, biri de doğruluktan, dürüstlükten ayrılmayan insanlara gelsin. Masalımız da burada bitsin. Teşekkür ederim. Güzel. Bu daha çok yetişkinlere